kamerayı. Oh! Yürüsene oğlum. Gönder o kamerayı lan. Gönder o kamerayı. Abi hadi gel ya. Kadir indirsene lan kamerayı. Allah Allah ya. Kadir. 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 Kral şimdi bu Hürriyet Mahallesi'nden sonra kağıt toplama deposuna mı geçiyorduk? Yine ben senin tur rehberin miyim kardeş? Hadi ben de mi gider yapmaya başlayacağım artık? Patron galiba o merak edilen depoya gidiyoruz şu an. Çok mu merak ediyoruz bu arada? Pekala sevgili arkadaşlar birazdan depodayız. Bu kağıt toplama deposunu sen mi merak ettin? Kral ben hiç kağıt görmedim ki ömrümde. Ben çocukken bile sıraya yazı yazardım. Patron İstanbul'da kağıt toplama deposu yok muydu? Kağıt toplama deposu ne ki? Bu eski bir kağıt fabrikası mı burası? Abi, boş bir depo. Bu arada arkadaşlar yani Adana'da ilk defa bu kadar bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla Allah yolumuzu açık etsin. Kral seni tanımak güzeldi. Eyvallah. Dikkat et kendine. Berk sana da iş çıktı ha. Berk ne yetenekli çocuksun be. Hem yola bak hem bizi çek. Kadir Ali'ye ben çıktım kardeş bir dakika indir lan o kamerayı. İndirsene oğlum. İndir o kamerayı lan. İndir o kamerayı. Kimsiniz lan siz? Yok ne yapacağım ya siz kimsiniz lan? İndir o kamerayı. İndir. Bekle geliyorum lan bekleyin bunu. Ne alaka? Patron? Bakalım ya şuna ya bakalım ya. Bir şey buraya girek de. Gel girin içeri. Hürriyet Mahallesi'ne gitmeden. Bir şey diyeceğim abi zaten gitmeyelim. Evet. Yani baksana. Abi bura böyleyse orada biz ne yapacağız? Abi. Patron vallahi billahi. Boş ver sağ ol. Ver. Yok yok şey yapma. Yok çekelim abi. Hayır şey izah edemeyiz. Vallahi billahi. Kapı kapalı kapı bir şey olmaz. Hangi bölge ki şu an burası abi? Kafa gitti ya. Vallahi ben de elim ayağım titredi. Manyak mıdır nedir ya? Kamerayı görünce herhalde rolleniyor. Kral sen de kamerayı bir şey dedin de pat diye indir ya. Derdin ne kim savaş muhabiri misin? Bir şey deyince. Hayırdır lan? Cazılık yapıyorsun. Bakala! Gel buraya gel. Sen çık bu tarafa. Lan bana lan misafirler! Lan lan buraya siz kime olan? Bana lan misafirler! Gelsin buraya! Bir bak dur. Misafir kim ya? Kim lan burada? Aç mısın lan? Gel lan buraya o kameraya buraya getir. Çek elini. Bırak hadi çek. Gel lan buraya. Lan buraya. Haydi lan buraya. Senin şuna amına. Sen bas sizi. Kesiniz lan sizi. Lan lan buraya. İndir oğlum indir. İndirsene lan kamerayı indir. Allah Allah ya. Allah Allah ya. İndir lan. Kimden izin aldınız lan? Ne çekiyorsunuz? Kimden izin aldınız oğlum? Kimden izin aldınız lan siz kamera çekiyorsunuz? Tamam hadi tamam çekim ekim yok. Tamam çekim ekim yok. Çekim ekim gel lan buraya. Getir lan oğlum. Çekim yok. Ver. Berk indir. Ya indir. Kapatın kapatın. Dur. Kadir. Patron. Dur. Bir dakika. Al bir dakika. Abi dur. Herhangi bir şekim yok ya. Dur. Abi. Abi. Kadir. Patron. Hadi var ya. Bak. Dur. Kadir. Allah. Mesut. Dur. Patron gidelim patron. Hadi baba. Gidelim. Hadi. Gidelim. Hadi. Otur hele. Abi hayırdır ya. Sen sinirlisin onlar daha sinirli ya. Abi hemen bunlayalım mı? Şunları bir gönderelim. Hemen bunlayalım mı? Sakin ol. Hemen bunlayalım. Hadi abi hemen bunlayalım ya. Sakin ol oğlum sen. Kadir aman diyeyim Kadir aman diyeyim topa gideriz aman boş ver. Abi adam şeyle sopayla mopayla geliyor. Ne karşılık verebilirsin ki taş mı fırlatacaksın yani? Siz daha ne gidersiniz be burada? Ay ananı avradını sikeyim. Kadir. Bak gideceğiz abi. Kadir. Bak gideceğiz. Kadir. Kadir. Ay bak gideceğiz bak gideceğiz. Bir saniye. Kadir. Allah bak bok yiyeceğiz. Kadir bok yiyeceğiz. Bukiyeceğiz. Abi sakın. Abi ne çıkıyor burada ya? Çıkıyoruz. Oğlum burnumu kanatacaksın ya. Bir dur ya. Çıkıyoruz. Dur. Sen var ya. Dur Kadir. Ya ne var ya? Dur Kadir. Kadir. Ya patron. Dur. Ya dur. Ya patron. Gideceğiz. Dur. Sıktı mı bana? Gideceğiz.
gideceğiz. Gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz abi. Tamam. Hadi abi. Hadi. Gidiyoruz abi ya. Tamam hadi çıkalım. İki bir ömür şey şekline geldik ya. Abi şu Kadir'i de buraya götürsene. Kadir. Kadir. Bırak. Kadir. Bırak. Kadir. 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 Aman aman aman. Kadir. 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 Of boku yedik ya. Abi hadi. Otur şöyle. Hadi. Kadir. Patron hadi ya. Patron. Hadi vallahi uğraşılmaz. Bok yere böyle bir şey yaşamayalım ya. Bak sopa bakıyor orada bak. Hasta a**ın bak. Kardeşlerim abi gidin. Baba canım sıra bakma. Kadir! Evet budur be budur. Ama benim haberim hala yok ha. Abi bir şey diyeceğim. Allah Kur'an çarpsın. İlk bağırdın ya. Dedim boku yedik. Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Ben ne dedim size? Bu hasta biliyorum. Yerde taş maş arıyordu. Bak gördünüz mü? Ben de korktum ya. Vallahi bileyim. Sen kendine tokat mı attın, şamar mı yedin? Tokat attı, tokat. Partnerim ve Vlog Social ailesiyle birlikte Kadir'e böyle bir şey düzenleyelim dedik ama yemin ediyorum arabadan indiğimiz ve yürüdüğümüz andan beri tedirginlik. Ta ki abi ilk sopayı kaldırabiliyor. Anacı abra denizci dediği ana kadar. Kadir hakkını helal et. Abi. Gel ya. Madem dünyaya dargındın mamuka kurbaniye doğdun. Sevgili arkadaşlar, Hürriyet Mahallesi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 19.00'da görüşmek dileğiyle. Ulan face. Ulan face. Berk'cim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kibre. Bütümüz çok böyle hani sesli şarkı türkü söyleyip bağırmaya çağırmaya yemediği için ya, bir boşluk bıraktık. Etmez ay. Bağır hiç sıkıntı yok. Maalesef. Abi ne diyorsun? Gel abi Allah gel. Allah Allah. Kral emin misin? Bir tane patlatmasınlar sağ ayağını. Vallahi. Kral seni tanıyalım hemen. Abi adım Ahmet. Sokağın Çocuklar dizisinin oyuncuyum. Güzel Ahmet. Peki şu an biz neredeyiz? Adana Hürriyet Mahallesi. Adana Hürriyet Mahallesi. Buraya herkesin büllüğü girmeye yetmiyor. Doğru mu? Abi dışarıdan gelen insanlar mahallemizi kötülüyor. Mahallemizin insanları temizdir abi. Ön yargı açız abi. Kim nasıl gelse biz öyle karşılarız. Tamam tamam. Ya, o zaman Hamit bir yavaştan yürümeye başlayalım mı? Bir bakalım. Bir hikayeyi bir inceleyelim patron. Aynen hayatımızda abi. İlk defa Adana Hürriyet Mahallesi'ne geliyoruz. Hamit kaç yıldır burada yaşıyorsun? 19 yıldır abi. 19 yıl. Aynen. 01'de burada mı çekildi? Aynen 01'de burada çekildi. Kaç yıl çekildi burada 01? 01 hemen hemen yani hepsi komple burada çekildi. Hamit bu arada yanlış anlama biz bazı şeyleri çok geriden takip ettiğimiz için hala sana 01'i soruyoruz yanlış anlama. Adam sokağın çocuklarında oynuyorum diyor 01 burada mı çekiliyoruz? Bir tane çekecek şamarı şimdi basıp gideceğiz. Aynı yani sokağın çocukları dizisi 01. Hamit burayla ilgili en enteresan ne biliyorsun? Abi yani uyuşturucuya karşı bir savaş açmışız abi. O savaşın hala arkasında yabancı insanları mahallemize sokmuyoruz. Uyuşturucuya da karşıyız yani abi. Peki Hamit gecenin bir vakti hatta böyle akşam 8-9 gibi Mesut Can Tomay gibi bir tip Hürriyet Mahallesi'nin girişinde görsen ne yaparsın? Yani durdururum. Kime geldin, hangi eve geldin falan filan abi. İstediğin cevabı veremedim. Kemküm ediyorum. Ya abi öyleydi abi. De böyleydi. Sen nasıl yakın? İyi var ya. Sana karşılık i̇yi. Verdi. Karşılık. Verdiği zaman bıçağı çıkartırım atırım yani. Estağfurullah ama baba. Ama karşılık her üzerinde bıçak var mı? Var. Şu an var mı? Var hiç sıkıntı. Ya baba bu olabilir. Bunun bak elması var, armutu var. Karşılık vermek derken illa sözlü saldırı değil yani. Hamit abi yanlış iyi, yapıyorsun. Bana iyi gelirse, ben de karşı tarafa iyi giderim. Ama bana kötü gelirse üstüme doğru ben de kötülük veririm yani. Ya biz tabii ki her türlü şiddete karşıyız. Aynen. Ne olursa olsun. Ama tabii ki böyle bir tip geliyorsa da ben de sorarım yani. Aynen abi. Girişte bir tane kuşçu gördüm. Kuş cenneti falan yazıyordu. Silme güvercin. Bu güvercin muhabbeti ne Hamit? Şimdi çıkarık abi güvercin. İnsanların zevki abi sabah 5'te kalkmaya başlıyorlar, yemliyorlar, kaldırıyorlar. Taklacılar var abi. Evet. Şimdi çıkar öğrenelim ki. Tabii benim babamda da 10-15 çift var da yalan dolan buradaki kuşlar bir tanesi bu kadardı güvercin ya. Peki yine böyle güvercin gibi ilginç ne var Hürriyet Mahallemizde? Muhabbet kuşlarımız var yani. Yani cezaevinden gelme elimizde gezdiriyoruz omuzumuzda. Onlar mektup falan taşıyor mu? Manyak mısın? Cezaevinde yani bunları konuşturuyorlar. Abi, muhabbet kuşunu konuşturuyorlar. Aynen. Dayı ne diyor mesela kuşa? Ne volta mı kestin lan? Cik. Öyle değil yani. Cik. Kesin. Allah'ım yarabbim ya. Ne yapıyorsun lan? Evet böyle şeyler olabiliyor Mesut Can gel kardeşim. Burada mesela yani gün içinde hiç kavga gürültü çıkıyor mu tartışma ya eskiye oranla? Yani yabancı mahallenin insanları gelirse kavga gürültü çıkar abi. Hocam kolay gelsin selamünaleyküm. Alalım mı darı? Siz bilirsiniz darı güzel. Alalım İster abi. Misin darı? Olur. Darı istiyor musunuz çocuklar? Olur. Aa darısı başıma mı? Al bakayım darı.
Merhaba. Takip ediyorum ha. Eyvallah, sağ olasın. Şunlar ne? Halı abi, onları yıkıyorlar. Halıcıya para vermemek asıl, için. Onlar uçurtma. Tellere takılmış. Aynen, telaş gelsin temdesin diye tellere şey yapıyor. Elektrikler patlatıyor, torpil gibi aynı. Bak ne kadar net. Alengir yok, dümen yok. Bu ev satılık. Arkadaşlar şimdi Hamit Bey'in dediğine göre güvercinliğe gidiyoruz. Evet. Bakalım sağ salim gidebilecek miyiz? Hocam selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi selamünaleyküm. Perişan oldum. 48 saattir perişanlık yaşıyorum. 50 derece sıcak. Efor, yürüyüş. Baksana halime ya. Ya sıcak sıcak gelmedi daha ya. Abi Allah aşkına nasıl sıcak geldi? Sence niye terliyor abi? Sence niye terliyor? Çok ayıp. Sevgili Hamit Bey bize dedi ki ben sizi dedi bir tepeye çıkaracağım dedi. Yaklaşık 6,5 saattir Hürriyet Mahallesi'nde dolanıyoruz. Burayı bulduk. Bir hemen kendimizi de izah edelim. Biz iki tane gencecik YouTuber'ız. Bizim işimiz eğlence. İyi değil mi abi? Seni biraz tanıyalım abi. İsmi nedir? Ali. Adaşız. Geç ortaya hemen şu sinema filmini dile hemen. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Ortaya ulan, ortaya şuraya gel. Dile. Bugününü unutma. Ali abi buradaki mevzu, bu güvercinlerle ilgili olan mevzuyu bize bir internetten, televizyondan, önümüze düşen her şeyden takip Çatalca ettik. Çatalca Gizli Bahçeden. Çatalca Gizli Bahçeden evet. Burada tam olarak ne oluyor? Gel oğlum, ver. Ali abi saf bir şey sorayım mı sana? O ağzından çıkardığın ses tam olarak ne demek oluyor? Buraya gelin. Buraya gelin. Gelin. Bir tane yapar mısın? Geliyor bak. Zıbap. Abi kaç çift kuşun var senin? Vallahi şimdi sayısını bilmiyorum yani kaç çift olduğunu. Ama bir tane fazla olsun eksik olsun bilirim. Hiçbir sabah uyandığında ulan ben bu kuşu dün hiç görmedim ne alaka deyip araya kaynayan güvercin oluyor mu? Ona ne yapıyorsun? Ona tutuyorum, kafeste koyuyorum. Sahip çıkıyorsa, eş dostluğa veriyorum. Değilse zaten... Allah'a emanet. Buraya gelmeden evvel zaten şunu sorduk. Bu taklacı güvercin olayı nedir? Bir güvercin niye takla atar abi? O kendi cinsinden. Var mı sende abi taklacı? Var. Sen niye doğal seleksiyona takılıyorsun ki? Kuş neden takla atıyor ne demek ya? Taklacı bu. Evet. Merhaba Hilmi'cim. Senin olayın o. Atsın mı abi? Atsın. Yok ya. Baya böyle Pijigeto gibi. Gidiyor atıyorum. Seni seçtim Charmander. Attı mı takla abi? Yok. O galiba atanla ilgili şimdi. Sen atsan takla atardı abi muhtemelen. İnerken mi? Ali abi ben de bir uçurayım mı? Sen tel kadar uçtan korkuyorsun. Nereye güvercin uçuracaksın? Uçuramayacağım yok galiba. Onu ne vurdun? Firar! Mermi atta ceza atta abi terbila. Atsana bir tane. Ben yapamam. Ya baba sen dedin atacağım. Allah takarım ya ben yapamam. Yapamam abi yapamam ya. Hürriyete gelmişsin bunu da yapamazsın. Ya yapma. Ağla tok gelme. Tut abi. Tut abi. Ya Allah at abi. Zorlu. Özgürlüğün açtı işte. Beymen'e uğrayacağım. Mesut'un off fight'lar var. Ali abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Seni tanımak çok abi, güzeldi. Abi teşekkür ederiz bizi misafir ettiğin için. Allah razı olsun. Falan. Sevgili arkadaşlar bitmek bilmeyen Adana gezimiz için yepyeni bir durağa bilinmeyene doğru ilerliyoruz. Bakalım Hamit Bey bilmediği ve yeni öğrendiği yeni bir durağa macera nasıl götürecek? Sevgili arkadaşlar şu an Hürriyet Mahallesi'nde partnerimiz Şan Toma ile birlikte az önce yapmış olduğumuz şakanın konuğu Fatih abiyi buraya davet edeceğim. Fatih abi yanımıza gelir misin? Minik alkışlarla. Abi hoş geldin. Fatih abi hoş geldin. Fatih abi oturabilirsin. Fatih abi enteresan bir şaka yaptık. Evet abi. Şimdi tabii biz de sen de haberin olmasına rağmen gerçek sandın. Benim haberim olmasına rağmen ben gerçek zannettim çünkü burası Adana ve ilk defa geldiğimiz bir yer. Dolayısıyla dikkatli davranmak gerekiyor. Yani. Ben senden ilk reaksiyonu duyunca açıkçası Mesut'u da kenara çektim. Hiçbir hareket yapmayalım dedim. Çünkü zaten bundan yıllar önce bana çok boktan bir şaka yaptılar. Kurak kesin bir şey yapmayacağım. Biz bir şey yapacak insanlar değiliz. Tamam söyle yapmayacağız. Abi dur. Murat Gülen'in arkadaşları. Dur. Murat Gülen'in kardeşi. Bizim ajansımız o. Dinliyor musun? Birisi de beş satışsın yalama. Burada Kadir'i de kekledik. Ama asıl olay senin hayat hikayen Fatih abi. Arabada bize birkaç şey anlattın ama biz bunların böyle daha çok duyulması ve röportajının yapılmasını istedik. Biraz kendinden bahseder misin Fatih abi? 1990 Adana doğumluyum. Hürriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. Yani herkesin olduğu gibi benim de bir hayat hikayem var tabii ki. Küçük yaşlarda cezaevine girmemizden başladı zaten. Her şeyi küçük yaşlarda öğrendik yani. Kim arkadaşlarım hepsi okudu bir yerlere geldiler. Biz de hayatta sürünme mücadelesi değil de hayatta kalma mücadelesi vererek bir yerlere gelmeye çalıştık yani hep. Ama kalbimizi hiçbir zaman için bozmadık. Yani uzun yıllar cezaevinde yatmamız neticesiyle insanların bakış açıları değişebilir. Fakat her şeyi takdiri Yüce Allah biliyor yani. Öyle. Yani abim şimdi 11 sene 8 ay oldu yani.
En son 2,5 sene önce çıktım işte. Cezaevinde çok düşündüm. Bir hayalim vardı benim bu hayatta. Çocukluk yıllarında cezaevine girmeden önce tiyatroyla uğraşıyordum ben. Biz arkadaşlarımıza tiyatro verirdik. O hayalimi gerçekleştirmek istedim abi. Bugüne kadar hep boş insanlar için boş şeyler yaptık. Ya da değmeyecek insanlar için mücadele verdik. Bu sefer de dedim kendim için mücadele vermek istiyorum dedim. Çıktım cezaevinden. 2 sene işte 1,5 seneye yakın kamera önü eğitimi aldım. İşte 5-6 ay doğaçlama eğitimi aldım. Sonra bir tepe dizisi vardı. Bir abimizin vesilesiyle tanıştık. Eray Barış Kanay'la, Samet Ölçen'le. Tepe dizisinde ilk gününden son gününe kadar beraberdik. Şimdi kendimi artık bir hani amatör değil de biraz usta oyuncu gibi. Yani yeni yetişen. Onun gibi hissediyorum yani kendimi. İnşallah hayalime ulaşırım. Her insanın bir hayali vardır. O hayalini gerçekleştirmek ister. Benim de hayalim buydu abi. İnşallah olur. Peki Fatih abi, sana şimdi hazır buradayken bir şey söyleyeceğim. Biz de mesela Mesut Şantoma ile birlikte bu yola çıkmadan evvel benim de başımdan bir cezaevi hikayesi değil de yani olası bir kazayla cezaevine girme gibi bir durum olmuştu. Şimdi bunlar durum. Biz bunu hep böyle YouTube'da anlatırken bir gün anlatırız. İşte mizahını yaptık, komedisini yaptık vesaire ama şimdi senin bahsettiğin insan ömründen bayağı uzun yıllar alan bir serüven. Dolayısıyla benimkisi orada şey kalıyor, evrendeki nokta kadar kalıyor. O yüzden sana şunu soracağım. Cezaevinde hiç çıktıktan sonra unutamadığın bir hikaye var mı? Şunu söylüyorum. Tek bir anım var orada. Onun için mücadele ettim. O gün, o zaman da kendimi kesmiştim. O arkadaşlar için. Cezaevi isyan anım vardı benim. Cezaevinde isyan çıkardık biz o gün gece. İki çocuk, iki arkadaşımız için sessiz kalmadık. Tabii bizlik bir şey yoktu ama biz onlar için sessiz kalmadık yani. Bir o anım oldu. Şimdi de işimize gücümüze bakıyoruz. Bir yandan da oyunculukla ilgileniyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Artık o defteri kapatmadım ama unutmadığım anılarım var. Ama benim için yepyeni bir sayfa açıldı 2,5 yıl önce. Ve yoluma devam etmek istiyorum artık Allah'ın izniyle. Vallahi daha bugün bile odadan çıkmadan evvel konuşurken Mesut'a dedim ki bak dedim böyle ağlamalı zırlamalı şeyleri sen çok iyi yapıyorsun. Bunu söylerken de şunu demek istiyorum. Konu ta cezaevinden bir anda oyunculuğa kaydı ya. Bu adam bile bulunduğu işlerde herhangi bir reaksiyon verdiğinde geçmişteki anılarını hatırlayarak rolüne bir şeyler katıyor. Tabii. Ve bu da onun ne kadar büyük, ne kadar ileride enteresan bir aktör olacağına dair bir sinyal veriyor. Dolayısıyla bu çok uzun vadede cezaevinde geçirilmiş hikayeler Fatih abi. Az önce de dediğim gibi yani bu cezaevinde içinde veya dışında, sokakta veya evde her nerede ne yaşarsan yaşa aslında şu andan itibaren başlayan bu müthiş oyunculuk kariyerin için sende çok fazla hikaye var. Umarım hem bizim takipçilerimiz hem sizin kendi takipçileriniz ve bizleri hiç bilmeyen insanlar bu senin anlatmak istediğin ve dizilerde buluşturmak istediğin karakterlerle bu hikayeleri seyirciye aktarabilirsin ve bu da sana bu saatten sonra çok büyük bir mutluluk verecek. Ben öyle düşünüyorum. Kral İnşallah sen abi. Ne düşünüyorsun? Tam 45 dakikadır cıvıklık yapmadan duruyorum. Bu önce benim için çok zor bir şey ama ben de yani kendimi zorladığımdan değil. Anlatılan hikaye karşısında yani burada icap etmez. İcap eden yapmak lazım. Abi valla ustanın biri demiş ki komedi üzerinden zaman geçmiş trajedidir. Usta doğru söylemiş muhtemelen. Biz de şu an ağladığımız şeylere ileride gülebilmek için ağladığımıza inanarak yaşayan vatandaşlarız. İnşallah yolumuz bahtımız açık olur hepimiz. İnşallah. Başka ben de, bu kadar ciddiyet çıkıyor benden maksimum. Sevgili arkadaşlar şimdi diyoruz sevgili Hamit kardeşimizle. Bakalım Hamit kardeşimiz bizi oraya götürebilecek mi? Sevgili arkadaşlar Adana'da Hürriyet Mahallesi'nde artık son duraktayız. Son durak dedim mi bir isim geliyor akla. Sevgili abimizle beraberiz. Gerçek ismim Hüseyin Taş. 39 senedir doğma büyüme bu mahallenin çocuğuyum. Lakabım Cellocan. Rahmetli berberden babamdan kalan bir isim. Bu soyunu gerçekleştiriyoruz. Babamın ekmeğini yemeyen yoktur bu mahallede. Kim diyorsa benim yaş grubum veya daha eskiler. Berber Cello'nun bu mahallede herkes bir ekmeğini yemiştir. Yani kaba dayısı da olsun, fayda meçhulü de olsun. Babamı bu mahallede çevrede herkes tanır. Doğma büyümede Hürriyet Mahallesi'nin içinde yaşıyoruz. Gerçekten de güzel bir mahalle. Hani gerçekten samimi insanlar var. Kimseden buradan çay parası alınmaz. O ocak yanar, öğlen 12'de yanar. Akşam 12'ye kadar beleş çayı dağıtılır burada. Valla Celil abi yemin ediyorum İstanbul'da böyle bir şey yok. Biliyorsun biz İstanbul'dan geldik. Burada çok güzel çekimlerimizi tamamladık. Adana'da geçirdiğimiz 2 gün boyunca inanılmaz insanlarla karşılaştık. Adana sıcak insana daha da sıcak yani. Meşhurdur. Abi ama Adana çok sıcak. Çok Allah sıcak abi. Celil abi. Yapma kurban olayım ya. Çok sıcak. Ya. Bak bugün abi total 27 tane kelime ettim. Burada zayıflarsın sen. Son olarak şunu soracağım sana. Burada böyle bizim de mesela sosyal medyada yaptığımız mim haline gelen, mesela hani özlü söz manasına gelen, senin de buraya geldikten sonra bir insanın, bir turistin ağzına takılacak, dillere pelesenk olabilecek laf nedir? Nasılsın babuş? Ne yaptın babuş? Bizim de iki tane mimimiz var abi. Sosyal medyada yaydığımız. Tamam. Bir tanesi ulan bes, bir tanesi de zıbap ış. Bunlar kötü bir manaya gelmiyor ama bunu böyle Adana usulüyle söylersek nasıl olur? Kapanışı öyle yapalım. Hadi gidelim oğlum sen ne diyorsun lan? Direkt onu derler.
Tamam. Onu derler. O zaman sevgili arkadaşlar, Adana turumuzun artık sonuna denk geldik. Şu an bundan yanımızda... sonra Adana'yla, Hürriyet'le, Kiremithane'yle, Dağlı Mahallesi ile ilgili yanlış Dağlı. Konuşan Dağlıoğlu. Bir tane Dağlıoğlu. Ben de yanlış konuştum. Ben de seni karşımda buldum abi şu an. Evet. Ve buralarda video çekmeden evvel de 2-3 kere düşünün, adam gibi videonuzu çekin. Aynı bu video gibi. Celil abi, biz Adana'yı çok sevdik. Umarım siz de bizi çok sevmişsinizdir. Bir daha başka bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kışın, kışın gelinir bir daha abi Adana'ya. Yazın. Abis! Kışın gelin, ben sizi misafirlerim. Eyvallah. 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 Allah'a emanet. When the going gets rough, I can cool things down when the going gets rough. I clean out a wound when you suffer a cut. I clean out a wound when you suffer a cut. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your thirst when your luck is dried up. But soak up this sponge and cool your temper. Soak up this sponge and cool your temper.